Şimdi biz Elazığ'a geldik. Burada bize Talip Bey rehberlik edecek. Kendisi avukat. Sağ olsunlar bizi kırmadılar, geldiler. Aynı zamanda kendisi yazar ve şair. Aynı zamanda kendisi yazar ve şair, avukat, hem de bölgeyi çok iyi bilen birisi sosyolojik olarak. Kendisinin kitabı da var zaten. Öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adım Talip Ersöz. Serbest avukatlıkla iştigal ediyorum. Zaza tarihi ve Zaza coğrafyasında alevilik gerçeği adıyla bir kitap kaleme almış bulunuyorum. Aynı zamanda Zaza yerleşkelerinin etimolojisi adlı bir çalışma nihayete ermek üzere. Bunun dışında Illuminati, Dünya Derin Devleti'ni konu alan bir kitap çalışmam var. Bu da bir iki aya kadar inşallah yayıncılarda olacaktır. Burada hangi halklar yaşıyor? Elazığ merkez daha ziyade Türkmen, dönme Ermeni, Türkleşmiş Ermeniler 1900'lü yıllara kadar nüfus bir şekilde gayrimüslimler olarak da Ermeniler ve Süryaniler ikamet ediyordu. Hatır kadim bir Ermeni kentiydi. 900'lü yıllardan sonra Palu, Karakoçan, Bingöl tarafından Zaza göçü aldı. Aynı zamanda Kürt göçü. Merkezde şu an Türkmen, dönme Türk, kendisini Türk diye ifade eden Müslüman Ermeniler, Zazalar ve Kürtler ikamet ediyor. Şimdi buradaki Zazalar da Türkçü diyebiliyorum. Yani öyle bir algı vardı. 80'li yıllardan önce Milli İstihbarat Gladio örgütü Elazığ merkez olarak Doğu bölgesinde otorite tesis etmek için Elazığ, Erzincan ve Erzurum'u merkez olarak almış. Alparslan Türkeş Gladio marifetiyle burada bir örgütlenmeye gidiyor 8. Kolordu Komutanlığı'nda görev yaparken. O yüzden bir milliyetçi damar var. 80'li yıllardan sonra merkezdeki kendisini Türk ifade eden nüfus yoğun olarak batıya göç etti. Daha ziyade Zaza ve Kürt göçü alması hasabıyla Elazığ'ın demografik yapısı tamamen değişime uğradı. Hatta yıllardır Elazığ'ın MHP'nin kalesi olan Elazığ, yıllardır Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili çıkaramıyordu. Bu seçimde zor da olsa bir milletvekili çıkarabildi. Yani eski güçleri yok, eridiler. Öyle söyleyeyim. Anladım, teşekkür ederiz. Şimdi biz gezmeye Palu'ya gidiyoruz. Palu'ya gitmeden önce de Kovancılar yol üzerindeydi. Buraya da uğrayalım dediler. Şimdi çok az buraya da uğradık. Sonrasında yolumuza devam edeceğiz. Evet, şimdi Palu'ya geldik. İlk olarak sanırım yemek yiyeceğiz. Evet, ilk önce yemek yiyeceğiz. Sonra Palu'nun tarihi yerlerini gezeceğiz burada hep birlikte. Yani bayağı tarihi yerleri var ve şehir hem vadide bir de bir yarısı da yukarı tarafta. Biraz önce sanırım söylediler arkadaşlar. Yeni şehir yapılanması şehrin kuzey tarafında biraz daha. Kovancılar ve Palu'yu birleştirip şehir yapmayı düşünüyorlar. Hani Siverek'te gezmiştik ya, Siverek il olsun diye. Burada da benzer bir durum var. İki ilçeyi birleştirip il yapma durumları da var. Böyle bir durum da var ve gezeceğiz. Hocamız, rehberimiz de burada. Bizi gezdirecek. İnşallah güzel bir çekim olacak. İnşallah. Şimdi burada bir yemek yiyeceğiz. Bu bölgede hayvancılıkla uğraştığı için etleri iyi olurmuş. Ya da gel burası. Evet, buranın en meşhur tarif hocam. Genelde yemek olarak. Palu. Evet. Palu tavası. Palu tavası. Biz döner şey yaptık. Sipariş verdik daha. Biz 14 saat önceden sipariş vermek gerekiyor. Kaç saatte niye yaptık? İşte onun hazırlığı var. Özel bir hazırlığı. Evet. Şimdi Siverekler de diyor biz tavada iyiyiz. Siverek mi, Palu mu? Aynı kültür. Şimdi tartışmaya gerekiyor. Yani hayatımda Zaza coğrafyasına ait bir yemek. Evet.
Peki bu bölgenin insanları mesela orada şey geçti, etedikleri için genelde çok sinirli oluyorlarmış. Bu bölgede de hani Zazalar'ın biraz da karakteristik yapısı. Yok, biraz genel bir olay. Zazalar biraz sert mizaçlı, sert karakterli insanlardır. Bunlar coğrafyanın da etkili olduğunu düşünüyorum. İbni Haldun'un Mukaddime isimli eserinde coğrafyaların insan karakterini etkilediği yönünde ifadeler var. Ben de bu teoriye inanıyorum. Hem coğrafyayla ilintili hem de şeyle ilintili, genetik bir durum. Serttir Zaza insan ama merttir. Hocam bir de şey, biz mesela buraya geldik. Normalde Zazalar soğan çok sever ama sofrada soğan yok. Soğanı şeye izlemişler. Biraz daha Zazalar maalesef bu şeyle birlikte, medenileşme ile küreselleşme ile birlikte Zazalar da kendine has bir takım özelliklerinden feragat etmek durumunda kalıyorlar. Topluma işte soğan çok şifalı bir bitki ama aynı zamanda kokusu da rahatsız edici. Toplumun içerisine girdikleri zaman çevreyi rahatsız etmemek açısından. Globalizme uymuş abi diyorsunuz. Evet. Ama evde yalnız kaldıklarında hartını verirler. Soğanın gönlünü almayı da bilirler. Şimdi yani bana göre Elazığ bir de Tunceli tarafındaki Zazalar daha mülayim diğer bölgelere göre. Sizce öyle mi? Bana Siverek tarafındaki Zazalar daha sert geldi. Evet. Zazalar genel itibariyle serttir. Genel itibariyle Zazalar serttir. Yani genetik bir özellik. Şeyle şehirleşme Siverek bölgesinde biraz daha geniş kırsal alanlarda geç olduğu için biraz daha özellikleri, bu baskın karakteri olmuş diyebiliriz. Ama bu demek değildir ki buralar light'tır, Tunceli ve Elazığ. Yani zamanı geldiğinde bu karakterleri belirgin olarak ön plana çıkıyor. Arkadaşlar Siverekli bana yandan yana yandan bakıyor. Evet, şimdi biz yemek yiyelim, sonra gezmeye devam edeceğiz. Ben alayım. Normalde biz kaçak içiyoruz. İnşallah tadına bakacağız şimdi. Yani daha iyidir. Siverek'te çünkü içmiştik. Ben mesela normalde çok yerli çay içmem ama Siverek'te içtiğimiz çay kaçağa yakın. Çok hani sırıtmıyor. O tadı çok sırıtmıyor ağzımızda. Ama mesela normal yerli içtiğimde bazen böyle içine bir şeker atıp böyle artık o tadını normalleştiriyorum kendime göre. O da biraz farklı oluyor. Şimdi İran'da genellikle kaçak çay içiliyor ama buradaki gibi demli olmuyor. Az içiyorlar, açık içiyorlar. Ama İran'ın bir de yerli çayı var. Ben o yerli çayını içiyorum ama içine bir şeyler katıyorum. Gül kurusu, işte tarçındı, kakuleydi onlar. O da çayın mizacı soğuk. Diğerleri sıcak olduğu için onu mutedil hale getirmek için yapılıyor. Yani çayın zararını azaltmak biraz için. Biraz daha kokulu, kokusu falan da güzel tadı oluyor. Güzel oluyor. Tadı güzel oluyor. Kokusu, tadı hepsi güzel oluyor. Yerli bir başka. Daha hafif. Vallahi bundan 10 bardak içerim. Ama kaçak çayın yarısını bile içemiyorum. Ne diyorlar bilmiyorum. Arada kelime anlıyorum. Şekilde diyor, ben diyor, konuşma yapamam diyor, hastayım o yüzden diyor. Ama konuştuk, benim amcamla kalıyormuş. Biz de haniden şeyh ailesindeniz. Bizim buradaki şeyhler oradaki şeyhleri tanıyor çünkü. Çok yani onlar da şeyh ailesinde, molla ailesi ya da şeyh ailesi oluyor genelde. Genelde birbirlerini tanıyorlar bu bölgedeki. Çünkü Elazığ Palu bölgesi geçmiş dönemde tarihi olarak da Zazaların yan yana ya da aşiret olarak birbirine bağlı oldukları yerler olduğu için
mesela aşiretler olarak dini kararlar alıp işte şey yapabiliyorlar. Ondan dolayı bir tanınmışlık var. Yani büyüklerini tanırlar. Ha yeni insanların birbirini tanımaz mesela, gençler bilmez. Ama yaşlılar genelde biliyor. Encümen olan bir amcam vardı. Onu tanıyor mesela çünkü 19 kardeşi vardı. Tanınıyor yani, sıkıntı yok. Evet. Bölgenin ihtiyarları böyle oturmuşlar burada. Alan vermek çok güzel, her şey bedava. Siz Zaza TV'yi izliyorsanız beni de tanırsınız. Bedava, bedava. Zaza TV'yi çalışmıyor ha, şimdi kanalı açıyorum. Yok. Benim videolarım orada yayınlanıyordu. Ha, çekmiyor ya, lan ya da geçmişler. Kapatmışlar. Anlatıyor bazı. Ara bir şeyler sorun, bir şeyler sorun. Balada ne kadar mesela Zaza var, ne kadar Kürt var? Valla hepsi Zaza. Balada Zaza. Hepimiz Zaza'yız. Kendi aranızda Zaza'ca mı konuşuyorsunuz? Kendi aramızda Zaza'ca konuşuyoruz. Zaza ve Türkçe konuşuyoruz. Çocuklar biliyor mu mesela? He, anaları bile Zaza. Hepsi Zaza. Yani paranın %15'i... Sevgili diye bir köy var. Burada yakındır. Türkmen köyüdür. Onun dışında tamamı Zaza'dır. Oturun size bir çay ikram edelim. Yanın çay için, bak size çay içirebiliriz. Sağ olun. Olur. Bir bardak içelim. Onlar göçmendir. Onlar başka yerden gelmiş. Onlar Yörük mü? Başka yerden gelmiş. Adam! Türkmenler. Evet. Sadece bir Türkmen köyü. Ablalara, abilere çay getir. Dört tane. Gel, gel otur. Gel oturalım. Anday ha. Diye kalsa, diye kalsa emekli. Emekli mi oldunuz? Emekli mi oldunuz? Emekli olmuşuz. Ben oğlum. Çocuklar uçtu gitti, kaldım pireden tek. Allah Allah. Valla pire diyor doğal kazıysa yok, ama diyorum konuşma, bozulur. Burada şey nasıl? Mesela Siverek'te başlık parası falan vardı, değil mi? Burada yok. Burada var mı? Eskiden vardı, şimdi yok. Bu bölgede olmaz. Adamına göre Mehmet. Eğer karıya iyi bakıyorsa sıkıntı yok. Bakıyorsa valla. Daha o şeyleri açmışlar. Yok, onlar yok. Başlık yok, başlık yok. İki gönül bir olursa zorla evlendirmek yok. Sıkıntı yok. Ya eskisi gibi zorla da bir şey değil. Daha şimdi kızlar oğlan birbirini görmeseler, beğenmeseler kimse beğenmezler. Zeynep yaşası biraz var. Bu. Kendileri beğenirler ki. Yani kesin üçün birazcık zincirlidir, küpesidir. Yani bunlar şart. Daire de cündemde. Ana baba için de takmıyor. Bunlar varsa... Zaza işliyor ha. Baba olarak bunları karşılayabiliyor musunuz? Çünkü valla benim iki tane çocuğumu bir ben karşıladım. Zaza konuş, Zaza. Türkçe konuşsun, ben anlayayım. Ben Zaza değilim. Ha, biz sen Türkçe içiyorsun. Karşıladım ama torbayı sirkeledim. Şu andan sıfırdan başlamışız. Çocuklar mutlu olsun da sıkıntı yok. Burada daire fiyatları yüksek mi? Vallahi biz 3 yıl önce aldık. İyiydi. Şu anda 1 trilyon 250 milyar. Aşağıya daire bulamazsın. İyiymiş burası, Siverek'te daha pahalıydı. Siverek'te şey daireler ya. Tokyo zaten her taraf Tokyo. Ev almak 2. Ondan sonra araba almak 3. Bu 3'ü de zor. Kimse alamaz. Eğer adamın varsa önceden zaten almış. Ondan sonra kimse alamaz. Pahalıydır. Hayat getireceğiz onu. Kaç taçan saray? Şeşto 68 yaşında. 67. 67 yaşında takar. Makom doğray. Sanlar. Bu sanlar. Ne seracura? Bu seracura, bunu kasila. Daha doğrusu Göçmen'in kasil bizim babamızın köyü değil. Bu da bizden sayılır, bizim benim işimiz. Anam sağ olalım, babam başka yerden var. Normal bir gün yok. Şimdi normalde şey denir. Zaf yakın. Mabelcelle ve kuyum. Var, bir göl gelmiş. Ya bir su, aradan bir su gidiyor. Peki şey diyorlar, bu Palu'nun köylerinde daha çok Zaza varmış. Merkezi eskiden diyorlar işte farklı toplumlar vardı, sonradan onlar çıktı. Zaten hepimiz görüyoruz, bu gördüğünüz gibi. Eskiden Palu Türkçe konuşuyor. Zaza yoktu. 73'e kadar, 73'e kadar biz şu anda
Onları göç ettik ha. Merkez. Palo'nun Siraçu ismini duydun? Kezin şimdi %90'ı erkek. Gülüce. Gülüce şeyde var ha, Karakoçan'da var, o değil. Hacı Ahmet gel. Üst tarafında televizyon Gülüce gelmişsen. Sancak'tı ama burası değil mi? O yüzden öyle. Sancak'tı burası. Buraya bağlı yerler de vardı. İl diyebiliriz yani. Oyuncular Palo'ya bağlı. Arıcak Palo'ya bağlı. Şimdi köle boşaldı yani. Şimdi köle boşalmış yani. Ya bak bizim köyde 200-300 haneydi. Şimdi onu yapan ismi neydi? Mahmut abi koştu ya. Mahmut abi. Evet. O Andireklidir. Kanalımızı açın kardeşim. Mahmut Zazaca oynadı ha. Allah vakit bazen hatta saat 12-1 biz yerken Cili ile dürüme var devlet dilleri vardı diye programımız alıyor. Sesini buradan duyurabilirsin abi. Evet. İnşallah tekrar açılır. Niye ya, kapandı biliyor musun? Ya para yok, güç yok, nasıl bilmiyorum. Velhasıl yani herhalde biraz maddi sıkıntılardan dolayı kapandı. Kapandı öyle biliyoruz. Ama abi tekrarları izlemesine rağmen kendi ana dilinde bir işte yani Zazaca bir kanal olduğu zaman kendi televizyonu izlediği zaman çok daha hoşuna gidiyor. Ya karneler bırakmıyordu karneler. Şimdi karnelerin öncelikle Zaza halkının talebi. İlla Zaza TV'yi açmıyor. Zaza halkı ivedi olarak devletten bir TRT'den Zaza kanalı açılmasını talep ediyor. Çünkü özel kanal açıldı, ekonomik imkanları el vermediğinden kapanmak durumunda kaldı. Dolayısıyla Zazaca yok olmakla yok olmaya yüz tutmuş diller arasında UNESCO'nun Zaza dilinin korunması gerektiği yönde bir prensip kararı var. Dolayısıyla Zazaca'nın hayatta kalabilmesi için ivedi olarak TRT tarafından Zazalara bir kanal tahsis edilmesi lazım. TRT Avaz var, TRT Türkmen var, TRT Arap var. Afrika'da çıktı. Evet, TRT Afrika çıktı. Bu ülkenin asli unsuru olan Zaza halkından bu hakkın yoksun görülmesi, bu haktan yoksun görülmesi gerçekten Zaza halkını derinden üzüyor. Yani burada temel olarak devlet Zazaları Kürt etnisitesi arasında kategorize ediyor. Dolayısıyla işte size Kürtçe kanal tahsis ettik, ne istiyorsunuz şeklinde bir yaklaşım sergiliyor. Oysa Kürtçe Güneybatı İranî bir dil, Zazaca ise Kuzeybatı İranî bir dil. Müstakil bir dildir, lehçe değildir. Ne Türkçenin lehçesidir, ne Kürtçenin lehçesidir. Dolayısıyla biz bu hakkın ivedi olarak bir an önce Zazalara tanınması gerektiğini ifade ediyoruz. Ne yetişiyor burada genelde mesela? Keçi var, koyun var. Şey olarak yetişmediği bir şey yok. Arıcılık falan var mı? Arıcılık var. Arıcılık var. Yani biraz buranın balı meşhur diye biliyorum ama. Yok mesela bizim köyden ya, genelde ya, 300 bin lira hadi git. Bizim köyden. 300 bin mi? Ha. 300 TL mi? 300 TL. 300 TL zaten. Uygundur. Bingöl'deki bal, geçen gittik 1500 TL. Ya nasıl uygundur? 300 lira. Ağaç balıydı. Ağaç balı 800 bin lira. Bu da bizim için 800 lira. Piyasa 1000 lira. Evet. Yani Zazalık'tan orada bir 200 lira indiriyorlar. Gerçekten adam, arkadaşım diye bana 3 kilo hediye etti. Ben piyasadan aldığım balın yanında sanki piyasadaki bal şeker. Ağaç balı öyledir. O organiktir ya. Onun için biraz pahalı. Dedim karı biraz onunla bunu karıştır idare edek bu sene. Gerçekten. Bari doğalını yeseydin karıştırmasaydın. Ya şaka yaptım. Gerçekten adam balı güzel. Yani Mehmet aşırı derecede bir bağla. Ben dikkat ettim. Telefon çekmeyen yerlerde bal daha kaliteli oluyor. Bazı istasyonun az olduğu yerlerde. Aynen, çünkü aynen. Arıların frekansını genelde bozuyor. Hani antenler var. Onlar frekanslardan, titreşimlerden etkileniyor. Tunceli'de de telefonlar genelde az çekiyor. Ben de orada okul okuyorum. Zaza Dili Edebiyatı. Şimdi tamam rahmet. Aynen öyle oldu. Orada öyle bir durum var yani. O yüzden bal daha kaliteli. Ya da Hani'nin işte mesela Bingöl'ün kırsal kesimlerine çıkın bakın telefon çekmiyor ama oranın balları çok kalitelidir. O baz istasyonunda bir şeyi var. Çok teşekkürler. Sağ olun. Yemek de yedirebiliriz yani. Teşekkürler. Yemek yedik. Sağ olun. Sağ olun. Bu taraflarda çok fazla Filistin bayrağı asılıyor. Birçok yerde gördüm. Siverek'te de görmüştüm.
konağa geldik. Aynı Amasya'daki evlere benziyor. Bu konak ne zaman inşa edildi? Bu yeni mimari. 2020'lerde. Ha. 2-3 yıllık yapı. Normalde buranın... Yok, tarihi değil. Yok, normalde bu yapı değil. Yok değil mi sizde? Yok, restorasyonu yok bunun. Yeni yapı. Çünkü buranın mimari tarzıyla uyumlu değil bu yapı. Burası restoran mı? Evet. Restoran olarak işletiliyor. Şu gördüğünüz köprü Roma dönemine önceleniyor. Yalnız Artuklular veya Selçuklular döneminde yapıldığına dair görüşler de var. Nehir ağzında olduğu için sık sık yıkımlar gerçekleşmiş. Suyun en coşkun olduğu dönemlerde köprü yıkılmış. Dolayısıyla Artuklular ve Selçuklular dönemindeki yapılan şeylerin restorasyon olduğunu düşünüyorum. En son 2010'lu yıllarda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak restore edildi. Gördüğünüz üzere 8 kemerli, 8 ayaklı bir köprü. Hemen köprünün arka tarafında gördüğümüz yer tarihi Palu Kalesi. Kalenin içerisinde evet Urartular 4000 yıllık bir tarihi olduğu söyleniyor. Manua, Kral Manua döneminde yapıldığı yönünde rivayetler var. Aynı zamanda Kral Manua'nın kazıdığı çivi yazıklarıyla bir kitabe var. Kaleden Murat Nehri'ne inen gizli tüneller var. Yine kale zindanları, Urartu Tapınağı ve Urartu sunak yerleri mevcut. Kitabesi halen ayakta olduğu gibi. Altından gördüğünüz gibi Murat Nehri geçiyor kalenin altından. Şimdi biz bir tane türbeye geldik. Şeyh Ali Septi. Kime ait? Şeyh Ali Septi Hazretleri 1776 veya 1777 yılında Mardin'in Savur ilçesinin Çılsütün köyünde doğmuş. Kendisinin seyit olduğu yönünde rivayetler mevcut ise de bunu tevsik edecek belgeler ortada yoktur. Zayıf bir ihtimal. Şeyh Said'in dedesi olur kendisi. 1925 yılında Piran'da cereyan eden Şeyh Said hadisesinin önderidir. Şeyh Said'in dedesi olur. 6. Kuşak'tan dedesi 1600'lü yıllarda İran coğrafyasından göç ederek Mardin'in Savur ilçesinin Çılsütun yani 40 Direk köyüne gelmiş, yerleşmiş. Çılsütun köyü nerede var? Çılsütun şu an Derik ilçesine bağlı bir köy. Bir dönem Bismil'e bağlı. Hı hı. Daha sonra Savur'a, Deri'ye bağlanmış. Mardin'e bağlı bir köy. 1776 yılında dedik doğdu. Mevlana Halid-i Bağdadi, Nakşibendi kolunun Halidiye tarikatını kuran bizzat. Kendisi Hindistan'a gidiyor. Orada bir süre tasavvuf eğitimi aldıktan sonra Bağdat'a geri dönüyor. Palu'ya geliyor. Palu'da Şeyh Ali Septi Diyarbakır'a geliyor. Şeyh Ali Septi o zamanlar Diyarbakır'da Ulu Cami'de görevi yapıyor. Orada kendisini alıp Bağdat'a gidiyor. Bağdat'ta 4-5 yıllık bir tasavvuf terbiyesi verdikten sonra halife olarak Palu bölgesini irşat etmek üzere görevlendiriyor. Şeyh Ali Septi 1830 yılında Palu'ya geliyor. Orada Palu'nun beyleriyle arasında bir sürtüşme yaşanıyor. Tutunamıyor. Şeye gidiyor. Kel Kasi, Bingöl'ün Kel Aksi diye köyüne gidiyor.
Orada 2 yıl kaldıktan sonra tekrar Palu'ya geliyor. Beylerle arasındaki münazayı giderdikten sonra ahali kendisini sahipleniyor. Orada bir kendisine bir arsa vakfediliyor. Hemen arsanın üzerinde 2 gözlü bir oda yapıyor. Ve orada tasavvuf terbiyesi veriyor. Birçok talebe yetiştiriyor. Oğlu, 5 tane oğlu oluyor kendisinin. Bunlardan biri Muhammed Feyzi isimli bir zat. Onun oğlu da Şeyh Said. Şeyh Said Palu ile şey arasında, Hınıs arasında gitgeller yapıyor. Yaylak şeklinde. Kışın Palu'ya geliyor. Yazın Hınıs bölgesinde hayvancılıkla iştigal ediyor. O bölgede aynı zamanda çeşitli medreseler, Muş, Hınıs, Palu ve Bingöl yöresinde medreseler ile iştigal ediyor. Şeyh Said'in dedesi Şeyh Ali Sebbi Nakşibendi kolunun Halebi kolunu kuruyor bu arada. 1925 yılında Şeyh Said hadisesi cereyan ediyor. Bu hadise hususunda 3 görüş mevcuttur. Devletçi yaklaşıma göre bu isyanın arkasında İngilizler vardır. İngilizler Musul ve Kerkük sorununu oldu bittiyle bu isyanla Türkiye'yi tezif edip zayıflatıp Musul ve Kerkük'ün üzerine, oradaki petrol kaynaklarının üzerine yatmak amaçlı olarak bu hareketi organize ettikleri yönünde resmi görüş. İkinci görüş Kürtçü görüş. Onlar da hareketin ulus eksenli, Kürt ulus eksenli bir hareket olduğu yönünde iddialar serdediyor. Bu görüşün temel nedeni arkasında isyana katılan Azadi, Kürt Azadi hareketine mensup bazı isimlerin, Yusuf Ziya Bey gibi, Cibranlı Halit gibi Azadi örgütüne mensup isimlerin de bu isyana destek vermeleridir. Azadi örgütünün böyle bir gücü yoktu. Böyle bir isyan örgütleyecek o dönemlerde ulusal karakterler, karakterli bir yapım mevcut değildi. Henüz ulus fikirlerinin yeşermediği bir dönem. Kendileri böyle bir kalkışmayı yapamayacaklarını anladıklarından Şeyh Zahid'in manevi nüfuzunu kullanmak suretiyle arkasında sığınarak arka planda bir görüntü sergileyerek isyanı örgütledikleri yönünde. Fakat asıl neden dinidir. Şeyh Said bunu zaten mahkeme tutanaklarında geçiyor. İsyanının temel gerekçesini Kemalist düzenin İslami uygulamalardan vazgeçmesi, 1924'te hilafetin lağvedilmesi gibi dini kurumları ortadan kaldırmaya yönelik inkılap hareketlerine karşı bir karşı kalkışma olduğunu ifade ediyor. Yani dini karakterlidir. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Teşekkürler. Biz teşekkür bir içeri ediyorum. Girip bakalım. Evet, Şeyh Said isyanı ile alakalı 3 tane görüş var. 3 tane görüş var. Talip Bey de 3 görüşü bize anlattı. Artık kim hangisini kabul ediyorsa diyelim. Şimdi bir türbe olmasına rağmen, normalde türbeler çok kalabalık olur ya, burada kimse yok şu. İçeride bir tane değil, bir sürü mezar var. Kadın mezarı, çocuk mezarları. Buranın manzarası çok güzel. Şu kısım ortada mı kalıyor? Şu taş kale. Evet. Şura taş köprü, tarihi Palu köprüsü. Da Murat Nehri. Ha, su şuradan devam ediyor. Se şekli. Burada se çiziyor. Menderes gibi. Çok güzel. Tabii orası nehir akarken yumuşak zemin arıyor. Dolayısıyla
o tarafı kayalık olduğu için, sert zemin olduğu için bu ortada yumuşak zemini yararak set çizip gidiyor, ilerliyor. Gördüğünüz üzere karşı taraf Palu Kalesi. Kayalık bir zemin üzerine oturtulmuş. Hemen eteğinde tarihi Palu kenti yer alıyor. Eski adı Şevya Teryas'tır. 1700'lü ve 1800'lü yıllarda yangın geçiriyor. O yangın neticesinde daha aşağıya taşınıyor şehir. Talihsizlikler peşini bırakmıyor Palu'nun. Orada da deprem yüzünden yerle bir oluyor. Şu karşıda gördüğümüz yere taşınıyor. Şu anda da gördüğünüz üzere şehrin hemen kuzeyinde, dağların üstünde gördüğünüz Toki konutları var. Evet. Şehir şu anda oraya taşınmış. Palu halkının özlemi, Palu'nun taşındığı Toki konutlarının olduğu yer ile kovancılar arasındaki boş ovada yeni bir kent kurup adını Palu olarak tescil ettirmek. Bu Palu halkının özlemi arasında yer alıyor. Şimdi Hüseyin'i kadında gezinti yoluna geldik. Bayağı yukarı çıktık. Ha, buradan gidemiyorum. Geldiğimiz yer çok yukarıdaydı. Buradan şehir manzarası çok güzel. Şimdi hava bir de çok farklı. Böyle sis var. Güneş bulutların arkasında kalmış. O manzarayı size göstereyim. Seyir tepesi olarak tanzim edilmiş bu dönüm. Manzara çok güzel. Şu an itibarıyla Hüseyinlik Mahallesi ile Harfut arasında bulunan Hüseyinlik Yolu mesire alanında bulunmaktayız. Hüseyinlik Yolu dediğimiz telgrafçı Akif hikayesinde geçen yol. Telgrafçı Akif Harput'ta telgraf memuru olarak çalışmaktadır. Günün birinde bu yolu takiben Harput'a giderken kalp krizi geçirerek vefat ediyor. Bunun üzerine bu türkü, telgrafçı Akif türküsü yakılıyor. Aşağıda gördüğünüz üzere Elazığ bu lokasyondan ayaklar altında güzel bir manzara, güzel bir manzara. Eskiden orası Ağavat mezrası olarak, Harput Ovası, Elazığ Ovası, Ağavat mezrası, yani Harput'un ağalarının arazilerinin olduğu ekenek, yani mezra olarak kullanılıyordu. Mustafa Reşit Paşa döneminde 1834 yılında Harput ulaşım zorluğu nedeniyle şehrin mezraya taşınması yönünde karar alınır. Bunun üzerine 30-40 hatta 50 yıllık süreç içerisinde halk ahali yavaş yavaş Harput'u terk ederek şu aşağıda gördüğünüz ovaya taşınmak durumunda kalır. Yalnız o dönemdeki Ahmet İzzet Paşa, Harput valisi çok büyük bir yanlışa imza atmıştır. Her tarafta mesela Harput'un üzerinde bulunduğu blok arazi depreme dayanıklı bir arazi. Bu gözetilmemiş, sadece ulaşım kaygılarıyla hareket edilmiş. Ayrıca Harput'tan yıkılan evler ahali malzeme tedariki için önceki evlerini yıkıp ovada yeni evler yapıyor.
Oysa o dönemde Harput valisi bir yasak koymuş olsaydı buradan taş dahi taşınamaz. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere büyük para cezaları verilir ve hapis cezası. Bugün Harput bu yetim noktaya taşınmazdı. Tarihi dokusunu korur ve ayakta kalırdı. Maalesef bugün Harput'ta ayakta kalan tarihi eser sayısı çok az. O dönemdeki valinin bunda vebali çok büyük. Evet, Elazığ 1834 yılında kurulmuş. Abdülaziz döneminde. O yüzden Mamuratül Aziz adı verilmiş şehre. Daha sonra halk arasında El Aziz şeklinde, kısaltma şeklinde kullanılmış. 1934 yılında Atatürk döneminde belediye meclisinin aldığı kararla El Azık, Azık Diyarı gibi uydurup bir isim verilmiş. Daha sonra El Azık ismi telaffuzu zorlaması hasebiyle halk arasında El Azık şeklinde telaffuz edilmeye başlanmıştır. Evet, şimdi Harput Kalesi'ne geldik. Akşam olmak üzere. Işığımız gitmeden biraz da burayı size göstereyim. Arkamızda, arka cephede hemen Harput Kalesi var. Bu kale Urartular dönemine önceleniyor. Milattan önce 800 yıllarına. Harput 5000 yıllık bir tarihi arka plana sahiptir. Hurriler, Hititler, Asurlar, Bizanslılar, Araplar, Çubukoğulları, Artukoğulları, Selçuklular, Osmanlılar ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar uzanmış. Bu kalenin diğer bir adı Sırt Kalesi. Halk arasında söylenceye göre, rivayete, efsaneye göre vakti zamanında kalenin yapıldığı tarihte... Yok kapanmadı. Evet, kalenin yapıldığı tarihte su kıtlığı yaşanıyor. Bunun üzerine sütle harç karılıyor. O yüzden Süt Kale adı verilmiş. Tabi bu rivayet pek inandırıcı gelmiyor. Muhtemelen gördüğünüz gibi kale surda kullanılan taşlar beyaz rengi andırdığından Süt Kalesi olarak geçiyor. Kalenin diğer adı da Araplar tarafından konulmuş. Hüsn-i Ziyad Kalesi diye geçer. Kalenin bir önemli özelliği Urfa Kontu 1. Josel'in Çubukoğulları döneminde hapsedilmiş ve kalenin zindanlarında uzun süre hapis kalmıştır. 1222 yılında. 1223 yılında Kudüs Kontu 2. Bodin Urfa Kontu 1. Jozelli'ni kurtarmak amacıyla bir sefer düzenlemiş. Tabii o da mağlup edilmiş. Aynen Jocelyn gibi uzun bir süre bu kalede hapis tutulmuştur. Kalede şeyler var, zindan var. Bunun dışında su sarnıçları var. Bunun dışında metal atölyeleri var son yapılan kazılarda. 2005 yılı ile 2009 yılları arasında Profesör Doktor Veli Sevin öncülüğünde kazı çalışmaları başlatıldı. 5 yıl sürdü. Akabinde 2010'lu yıllarda ikinci etap çalışmaları yapıldı. Kalede kazılar yapıldı. Kalede bulunan materyaller Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Temizliği yapıldı. Daha sonra bir galeri oluşturuldu. Bunların restorasyonu yönünde çalışmalar yürütüldü. Şu an Elazığ Müzesi'nde sergilenmek üzere koruma altına alınmış bulunuyor. Gördüğünüz gibi kale birçok dönemde büyük yıkıntılar geçirmiş. Yıkılmış harabe haldeyken daha sonraki süreç içerisinde gerek Selçuklular gerek Osmanlılar döneminde restorasyon geçirmiş. Yine şuradan göreceğiniz üzere şu Alamut Kalesi gibi bir konumda aslında. Evet. Yani şimdi yol var ama önceden yol yoktur. Önceden yol yoktu tabii. Tırmanma yolu. Kaleye giden yol kayalıklar üzerinden oyularak merdivenle oluşturulmuş. O şekilde ulaşım sağlanmış. Maalesef içeri gezmek isterdim. Müze Müdürlüğü tarafından şu an kapalı durumda.
burada. Restore mi ediliyor? Restore edildiği için bir takım çalışmalar yapılmış. O çalışmalara zarar gelmemesi, çalışmalara halel gelmemesi açısından kapı, kale kapısı kilitli bulunuyor. İçeriye şimdi 1200 yıl daha geri yapılıyor. Ya. Bunu yapan kapılardan sonra yeni buluntular oldu. Yani yeni buluntular bu sefer tarihinin dediğim gibi 4000 ve 4500'e kadar uzandığı yönünde materyaller ortaya çıkarıldı. Şimdi şöyle göstereyim. Valla kaleyi böyle görünce aklıma direkt Alamut Kalesi geldi. Çünkü o da biraz zor çıkılıyordu. Şimdi biz arabayla geldik buraya ama o dönemleri düşünün, araba yok. Tamamen tepede burası. Hamam şu an açık mı? Bilemiyorum, bakalım. Tamam. Hemen hamamın yanında böyle kafe var. Tabii şu an kapalı sanırım. Hava çok soğuk. Soğudu daha doğrusu. Hamam kapalı, içini gösteremiyorum. Ama 16. yüzyılda yapılmış bir hamam. Bakın üzerlik burada da var. İran'da da nazara karşı böyle asıyorlar. Burada da varmış. Şimdi Antikan adında bir yere geldik. Kafe, restoran sanırım. İçinde kalmasın. Çok bir şey değil. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Normalde bugün yoktu. Şanslısınız herhalde. Bugün talepten dolayı yaptık. Nerede? Bu sıra gecesi var mı şanslısınız? Hemen sırayı kırıyorlarmış. Ne zaman? Geleneksel mi oluyor? Geleneksel harp tutması ikisi. Çok geldin? Güzel. Diyarbakır. Ben Samsun. Samsun. Hoş bulduk. Sıra gecesi için çok bekledik ama bayağı sürdü yani gelmeleri. O yüzden şimdi kalkıyoruz burada. Çok teşekkür ederiz. Çok zahmet ettiniz. Sağ olun. Tekrar bekleriz inşallah. Sağ olun. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Rehberlik ettiğiniz için. Evet, Elazığ videomun da sonuna geldik. Ben gezilere tek çıksam da hiçbir zaman tek kalmıyorum. Yolda hep bir hemseferim oluyor. Bu videomda da birçok hemseferim vardı. Onlara teşekkür ederim. Şimdi ben buradan başka bir şehre geçiyorum. İnşallah bu videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.